Hayırlı pazarlar. Pazar manşetinde ben Fatih Dağıstanlı. Bugün konuğum ve konuklarımla birlikte canlı yayında karşınızdayım. Kimlerle birlikteyim? Önce onları isterseniz bir takdim edeyim. Ardından ise yayına başlamış olalım. İlk olarak Melek Çetinkaya ile pazar manşetini yapacağız. İlk bölümde Melek Çetinkaya olacak. Melek Çetinkaya, Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi. 15 Temmuz Sultanbeyli darbeye teşebbüs davasında müebbet alan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş bulduk Fatih Bey. Evet, Melek Çetinkaya'nın ardından ise Ayasofya'yı konuşacağız. Ayasofya önemli bir gündem maddesi hiç kuşkusuz. O da şu, Cuma günü Ayasofya ile ilgili Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği karar, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi mümkün oldu. Ve şimdi ilk namaz ne zaman kılınacak? Özellikle ümmet onu merak ediyor. Ve bu bağlamda da Musa Biçkioğlu ile tarih ve medeniyet araştırmacısı Kudüs uzmanıyla birlikte Ayasofya'yı konuşacağız diyorum ve sizler de her iki bölüme de soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizde katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız şu anda iletişim bilgilerini YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarını ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor. Katkılarınız önemli. Ve hemen Melek Hanım'a dönelim. Melek Hanım, ben sizin bu dava ile ilgili, yani oğlunuzun karıştığı iddia edilen dava ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Evet. İzleyici de bilmiyor. Hı hı. O yüzden sıfırdan bize anlatın istiyorum bunu. Tabii yani ki. Sıfırdan derken Sultanbeyli'den başlamayın. Kendinizden başlayın, çocuğunuzdan başlayın, ailenizden başlayın ve nasıl bir öyküyle Taha Furkan'ı Hava Harp Okulu'na yerleştirdiğinize kadar gelin. Oradan sonra 15 Temmuz davasında Taha Furkan Çetinkaya nerede, nasıl ortaya çıktı ki bugün Sultanbeyli darbeye teşebbüs davasından müebbet aldı diye izleyiciler anlamaya çalışsınlar istiyorum. Buyurun, sözü ben size bırakıyorum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için, özellikle de sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü askeri öğrencilerin müebbet aldığını 4 yıldır cezaevinde birçok insan bilmiyor maalesef. Çünkü ben kime söylesem askeri öğrenciler darbeye teşebbüsten müebbet aldı diye ya yalan söylüyorsun diyorlar ya da saçmalama, böyle bir şey olamaz diyorlar. Şöyle... Baştan yine kendimi tanıtayım dediğiniz gibi, ben Melek Çetinkaya, askeri öğrenci annesiyim. 1976 doğumluyum, genç bir anneyim. Hatta bu anne yalan söylüyor, kurgulanmış biri, bu genç biri, bunun bu yaşta çocuğu olamaz diyenler de var. İlkokul mezunuyum, okutulmadım. Okutulmadığımın acısını gerçekten çok yaşadım, hissettim. Annesiz babasız büyüdüm. Ben 3 aylıkken annem ve babam ayrılmışlar. İşte babaanneyle dedenin elinde büyüdüm. Yani diyeceğim, çocuklarımla, daha doğrusu Furkan'la... Nerede yaşadınız? Nerede? Ankara'da. Ankara doğumluyum, evet. Ankara'nın içinde mi yoksa bir başka kasaba? Ankara'nın içinde, Keçiören'de oturuyorduk. Evet. Orada işte dediğim gibi babaannemle büyük babam büyüttüler, sağ olsunlar. Evet, onlarla birlikteydik. İşte dediğim gibi ilkokulu bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra dedem dedi ki, zaten başını açıp da okuyamayacağına göre, o zamanlarda biliyorsunuz başörtülüler üniversiteye giremiyordu, hiçbir şeye giremiyordu, okuyamıyordu. Seni Kur'an kursuna vereceğim dedi. Cübbeli Ahmet Hoca, biliyorsunuz, Mahmud Efendi, onun kursunu öğrenmişler. Beni oraya götürdüler, verdiler. Ben 2 yıl Mahmud Efendi'nin kursunda, Kur'an kursunda yani, Kur'an eğitimi aldım. Oradan ayrıldıktan sonra dediler seni nakışa göndereceğiz, dikişe göndereceğiz, ondan sonra da kocaya. Okumamış bir kız ne yapar? Malum yani Türkiye standartlarında. Genç bir yaşta evlendiniz. Evet, 19 yaşımda da evlendim. 20 yaşında anne oldum. İlk çocuğum Taha Furkan Çetinkaya. 20 yaşındaydım anne olduğumda. Çocuğumla beraber çocukluğumu yaşadım. Açıkçası babaannemlerle, dedemlerle beraber çok bir, malumunuz, yaşlı insanlar, gençlik yaşayamadık. Furkan gerçekten zeki, akıllı, olgun bir çocuktu. İlkokulu Aktepe'de okudu. Keçiören Aktepe'de okudu. Daha sonra biz eşimin işi dolayısıyla Bursa'ya taşındık. Bursa'da ilköğretim hayatına devam etti. Ondan sonra
Orada işte tabii ki bu SBS vardı o zaman. SBS zamanı geliyordu. Dershane araştırmaya başladık. İletişim Dershanesi'nin bursluluk sınavlarına girdi. Orayı kazandı. İletişim Dershanesi'ne gitti. Daha sonra SBS'ye girdi ve aynı zamanda askeri lise sınavlarına girdi. Askeri lise sınavlarında benim oğlum Karay'ı kazandı. Maltepe Askeri Lise'yi kazandı. Tabii o zamanlar Bursa'da oturduğumuz için eşimin işinden dolayı telefon etti eşim. Furkan dedi Maltepe'yi kazanmış ama yedekten denizden çağrılıyor dedi. Benim de bir denizcilik merakım vardı. Oğlum dedim ne olursun denize git. Hayır anne ben deniz istemiyorum dedi. Sonra eşim yine aradı. Gata'dan çağrılıyor yedekten dedi. Oğlum dedim Gata'ya git doktor olursun. Hayır anne dedi doktor da olmak istemiyorum. Daha sonra eşim ertesi gün yine aradı. Havadan çağrılıyor dedi yedekten. Öyle deyince oğlum ben gidiyorum anne dedi. Zaten hani bir uçmak merakı herkeste vardır malum. Ondan sonra kendi tercihiydi. Gitti. Bu arada Maltepe'ye kaydı yaptırılmıştı. Eşimle İzmir'e gittiler. Maltepe'den kaydını aldılar. Hava Harp Okulu'na kayıt yaptırdılar. Hava Harp Okulu bildiğiniz gibi Işıklar Askeri Hava Lisesi Bursa'da. Zaten biz de Bursa'da oturduğumuz için bir yönden çok iyi oldu. Çünkü hafta sonları da eve gelebiliyordu. Bu açıdan diğer çocuklara nazaran Furkan biraz şanslıydı. Bizim çocuklarımız hazırlıkla beraber 5 yıl askeri liseyi okudular. Daha sonra bir sağlık kontrolünden geçtiler. Planör eğitimden geçtiler. Yani uçuş eğitiminden geçtiler. Bu uçuş eğitiminden sonra da Hava Harp Okulu'na geçmeye hak kazandılar. İstanbul'a Hava Harp Okulu'na geçtiler 5 yıl sonra. Bir yıl benim oğlum orada okudu. İlk defa biz uzunca bir süre orada ayrılmış olduk oğlumla. Sonra işte bir yıl orada eğitim aldıktan sonra malum Ramazan bayramıydı zaten. Ramazan günleriydi. Oğlum eve gelmişti. Ondan sonra bir köy ziyareti yapalım dedik. Köye gittik bayramda. Bayramın bitiminde 10 Temmuz 2016'da tatil bitti. Furkan'ın ve bütün arkadaşlarının 10 Temmuz 2016 Pazar günü 5'e kadar birliklerine teslim olmaları tamam. Gerekiyordu. Şunu merak ediyorum. Melek Hanım, yani şimdi siz ilginç bir öykü anlattınız yani kendinizle ilgili. Dediniz ki yani başı kapalı bir şekilde üniversite dediniz ama lise bile okutmuyorlardı anladığım kadarıyla. İmam Hatip'e gidebilirdiniz ama şimdi çocuğunuz bu iletişim dershanesinde hiç bu FETÖ'cülerle buluşmadı mı? Hayır, buluşmadı. Hiçbir yerde buluşmadı. Hayır, iletişim mı? Dershanesi zaten solcu bir dershane diye biliyorum ben. Şu anki konumları nedir bilmiyorum. Hayır, aradan yani çok uzun yıllar geçti. Merak ediyorum. Yani şimdi sizi bile dediniz bir Kur'an kursuna verelim, şunlara verelim derken siz çocuğunuzu hiçbir yere verelim, birisine verelim, birisi onu en azından dini yönden de terbiye etsin, hem okutsun hem de dini yönden de terbiye etsin diye bir arayış sergilemediniz mi? Şöyle sergilemedim çünkü ben Mahmut Efendi'nin okullarında çok güzel bir Kur'an eğitimi almıştım. Ben evlendiğim yıldan itibaren hatta evlenmeden önce apartmandaki bütün çocuklara Kur'an dersi veriyordum. Bir mescit vardı binanın altında. Orada çocukları topluyordum, Kur'an eğitimi veriyordum. Daha sonrasında mesela benim eşim öğretmendi. İlk görev yerimiz bizim Edirne Keşan. Oraya evlenip gittiğimde de zaten çok canım sıkılıyordu. Komşular bize ilk geldiğinde dedim ki Kur'an öğrenmek isteyen varsa ben Kur'an öğretebilirim. Bütün mahallenin kadınlarına, çocuklarına Kur'an dersi verdim. Daha sonra Bursa'ya taşındık. Bunlar araştırılabilir. Benim komşularıma da sorulabilir. Mesela biz Bursa'da 15 yıl oturduk. 15 yıl boyunca ben iki site değiştirdim. Bir atı evlerde oturdum, bir beş evlerde oturdum. Bütün komşulara sorun. Oradaki çocukların da oturduğum sitedeki bütün çocukların da Kur'an eğitimini ben verdim. Beş evlerdeki çocuklara da. Onlarla birlikte benim çocuklarım da öğrendi zaten. Yani çocuklarıma dini değerleri, bilgileri ben kendim verdim yani bizzat. Birisine gönderme gerekti. Hayır, mi? Gerek yoktu çünkü duymadınız yani. Gerek duymadım çünkü benim yeterli bilgim vardı. Yani çocuklarıma bu eğitimi verebiliyordum. Mesela bazı anneler Kur'an bilir ama der ki tecvid bilmiyorum. Tecvid öğrenmesi için bir yere gitsin. Mahreç, harflerin çıkış yeridir belki bilirsiniz. Bunu bilmiyor, bunu öğrenmek için bir yere gidiyor. Ben bütün eğitimi verebiliyordum zaten çocuklarıma. Bu yüzden de hiçbir gerek duymadım. Çocuklarıma ben kendim Kur'an-ı Kerim'i öğrettim dediğim gibi. Yani İslami bilgiler, temel bilgiler neler verilmesi gerekiyorsa bunu verdim. İşte namazın farz olduğunu, kendim hep uygulamalı öğretiyordum zaten ben bunları. Sadece kendi çocuklarıma değil, mahallenin çocuklarına da bu şekilde uygulamalı gösteriyordum. Dediğim gibi böyle bir ihtiyaç hissetmedik. Oğlum dediğim gibi iletişim... Yani hiçbir şekilde bir FETÖ'nün
Herhangi biri yanından, sağından, solundan geçmedi bu çocuklar. Geçmedi, evet. Yani gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor Kesinlikle musunuz? söyleyebilirim, evet. Şundan dolayı söylüyorum. Yani söyleyemiyor da olabilirsiniz. Yani ona da hak verebilirim. Yani hep oradan geçmiştir ama yine darbeci değildir. Ona da itiraz etmem ben mesela. Evet. Yani o geçmiştir ama darbeye karışmamıştır. Ben ona da itiraz etmem. Yani nihayetinde siz biraz sonra darbeye de katılmadığını, karışmadığını da anlatmanın gayreti içerisinde olacaksınız. Ama Evet. ya ben şunu merak ediyorum. Mesela siz kendinizle ilgili diyorsunuz ki çok güzel söylüyorsunuz. Yani başı kapalı olduğu için yani o günkü şartlarda okutmadılar. Ama sizin başınız hep kapalıydı, öyle değil mi? Evet. Ama sizin çocuğunuzu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aldılar mesela. Evet. Nasıl aldılar? Ya nasıl aldılar? Çünkü o dönemde Tayyip Erdoğan hükümete geçmişti biliyorsunuz. Benim çocuğum 6 yıldır askeri okula gireli oldu. Recep Tayyip Erdoğan ülkenin başına geçeli kaç yıl oldu? 18 yıldır hükümetteler. Bu bizi çok sevindirmişti. Bir cumhurbaşkanının eşi ilk defa başörtülüydü. Bu bizi sevindirdi ve dedik ki artık başörtüler her yere girebiliyor demek ki. Zaten neden girmesin ki? Yani orayı kazanan herkes gidebilmeliydi. Yani annesi başörtülü diye veya işte ailesi Kürt diye, Alevi diye, şu diye, bu diye insanlar ayırt edilmeden bir yere istemişse, kazanmışsa, çalışmışsa, hak etmişse girmeliydi. Öyle değil mi? Benim çocuğum da dediğim gibi önce karayı kazandı, yedekten, havadan çağrıldı ve gitti. Bizim çocuklarımız, isterseniz şeye geçeyim. Dediğim gibi Yok, ben bu sorunun cevabını tam alamadım daha. neyi Çünkü alamadınız? şundan dolayı alamadım. Yani sizin başınız kapalı olduğu halde Taha Furkan Çetinkaya nasıl Hava Harp Okulu'nda, daha doğrusu önce liseye, de öyle değil mi? Evet. Lisede öğrenci olabiliyor mesela. Yani o dönemde yine Olabiliyordu, herkes olabiliyordu ki. Cumhurbaşkanının eşi de kapalı olabiliyordu mesela. Daha önce Merve Kavakçı meclise girdiğinde Bülent Ecevit biliyorsunuz provoke edildi. Meclisten dışarı çıkartılmıştı. Ama ondan sonra böyle bir problem kalmamıştı ki zaten. Herkes bütün devlet kurumlarında başörtülü çalışmaya başladı. Öğretmenler başörtüsüyle öğretmenlik yapmaya, doktorlar, hakimler, herkes. Öyle değil mi? O 2 senedir öyle. Hayır, daha uzun bir Yok, zamandır 2 senedir öyle. öyle. Melek Hanım, bakın orada Tayyip Erdoğan'ın eşi kaç yıldır ya kapalı o peki? ayrı bir şey. Ondan önce Neden ayrı olsun ama o bizim hayır, şunu merak ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Mesela bir örnek yani siz bu. bunu merak ediyorum mesela. Yani Taha Furkan mesela bir yemin etti, değil mi? Yani ya yemin törenleri oldu. Tabii ki Siz oldu. gittiniz, Evet, katıldınız. gittim. Başörtülü bir şekilde katıldınız. Evet. İşte yani bunu şunu merak ediyorum aslında. Yani nasıl oluyor da o silahlı kuvvetlere, yani kimsenin annesinin bile başı kapalıyken o yemin törenine bile alınmadığı dönemde siz nasıl? O eski dönemdeydi ama. Yani ben okutulmadığım dönemi size ne zamandan bahsediyorum? Şu an 44 yaşındayım. 14 yaşımdan bahsetsek mesela okuyamadığımda 30 sene geriye gitmiş oluyoruz. Ama benim çocuğumun askeri eğitim hayatı 6 yıl Tamam. öncesi. Tamam. Peki bugün bu örgüte nasıl bakıyorsunuz siz? Yani dışarıdan dinini bilen bir hanımsınız siz, öyle değil mi? Evet, Yani elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim okumayı bile bildiğinizi Evet, söylüyorsunuz biliyorum. nihayetinde. Yani nasıl bakıyorsunuz? Bu örgüte nasıl bakıyorsunuz? FETÖ'ye nasıl bakıyor? Melek Çetinkaya. Yani bunlardan ziyade aslında ben çocuğumun masumiyetini anlatmak istiyorum. Eğer vakit kalırsa yine bunları da Yok yok, konuşalım. kalacak, siz merak etmeyin. Bunu merak ediyorum. Yani siz bu Fethullahçı terör örgütüne terör örgütü diyebiliyor musunuz? Bu nasıldır? Yani mesela biraz önce birilerini övdünüz, öyle değil mi? Yani Cübbeli Ahmet dediniz. Övmedim. Onların Kur'an kursunda İyi kaldım ama öğrendim. çok da isteyerek kalmadım. Ailemin İyi zorluğuyla öğrendim kaldım dedim. İyi yani. öğrendim. Orada öğrettiler bana en azından dediniz. Çünkü Evet. öyle de bir algı var ki Cübbeli Ahmet'in de oraya giden neredeyse hiçbir şey öğrenemiyor gibi bir algı da var Yok, Kur'an-ı dışarıda. Kerim Ama eğitimleri işte çok güzeldi. bu da önemli bir ayrıntı. Demek ki yani sadece o görüntüdeki şey değil, altta da iyi bir Kur'an-ı Kerim eğitimleri var. Öyle değil mi? Evet. Şimdi siz nasıl görüyorsunuz bunu? Merak ettim ben. Bu örgütü şu anda nasıl görüyorsunuz mesela? Yani nasıl görüyorsunuz derken neyi kastediyorsunuz? Yani Ben nasıl bunu bir terör örgütü anlayamadım. mü bunlar? Bunlar darbeci mi? Darbe yapmışlar mıdır? Kalkışmışlar mıdır? Ya da bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yani başörtülü bir cumhurbaşkanının eşi başörtülü olan bir cumhurbaşkanını devirmek istemişler midir? Böyle bir harekete kalkışmışlar mıdır? Siz Ya bu örgütü de iyi biliyorsunuzdur hiç kuşkusuz. Çünkü şundan dolayı her mahallede varlar çünkü.
Ya tabii ki vardı. Komşularımız vardı. Mesela benim üst komşum bir tane özel okulun genel müdürüydü. Mesela onlarla komşuluk yaptık. Onlar ayrıldıktan sonra mesela Ergenekon'dan yatıp çıkan Hanifi Yıldırım, o taşındı. Onunla komşuluk yaptık. O yüzden yani tabii ki her kesimden komşularımız vardı. Yani bunları nasıl görüyorsunuz derken ben çok fazla bu konuda konuşmak, bir şey söylemek istemiyorum. Bu yargının kararı. Herkesin mahkemesi devam ediyor. Şu anda mesela Hayır, mahkemesi devam ediyor. FETÖ'den yargılanan hiçbir insanın daha mahkemesi sonuçlanmadı, suçluluğu Ondan ortaya bahsetmiyorum. Yani konmadı. suçlananlardan bahsetmiyorum. Genel olarak bu örgüte nasıl bakıyor Melek Çetinkaya? Ben onu merak ediyorum. Yani siz yargılananlar masum olabilir, suçlu demişlerdir. Onlara da itiraz etmiyorum. Siz şahıs olarak, aile olarak nasıl bakıyorsunuz? Mesela ben diyorum ki Fethullah Gülen bir teröristtir diyorum. Bakın şu anda canlı yayındayım Evet. ve ben diyorum ki Fethullah Gülen bir teröristtir. Halen Fethullah Gülen'i destekleyenler teröre destek veriyorlardır. Ben böyle diyebiliyorum mesela. Evet. Bunu diyebiliyorum. Ya yani bu cümlemin yarın benim için bir bedeli bile olabilir. Öyle değil Evet. mi? Evet. Siz ne diyorsunuz? Siz de Şimdi şu anda kamera sizi çekiyor evet, mesela. ben Siz ne Fethullah diyorsunuz? Gülen'i tanımadığım için ben Fethullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Ama bana bu cemaatin içindeki insanları dediniz ya, yani mutlaka tanıdığınız vardır diye. Benim komşularım oldu mesela cemaatten. Birçok arkadaşlarım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Yani bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten dediğim gibi komşuluk yaptım 3-4 sene ben bunlarla. Yani üst komşumdu, ufak bir ses yapsa hakkını helal et, bugün misafir geldi fazla gürültü yaptık. Ne bileyim mesela bir şey pişirse kokusu gelmiştir, hakkını helal et, işte çok da getiremedim ama getirir. Elinden hasta olursunuz çorbanızı getirir. Ne bileyim gelir çocuklarınıza bakar, evinizi derler toplar. Yani hani Cumhurbaşkanı da dedi ya, en altı ibadet, ticaret ve ihanet. Belki de biz ihanet tabakasını tanımadığımız için ben terör örgütüdür diyemiyorum. Çünkü terör örgütüdür dediğim zaman bugün yargılanan bütün insanlar, ondan sonra benim tanıdığım komşularım, arkadaşlarıma da ben terör örgütü demiş olurum. Çünkü onlar da bu yapının içindeydi, okullarında çalışıyorlardı. Ondan sonra çocuklarını özel okullarına gönderiyorlardı mesela. O yüzden Ama siz göndermemişsiniz. param yoktu çünkü. Belki paramız olsa inanın çok yakınımızda da özel okulları vardı. Ben eşime de dedim ki maddi durumumuz iyi olsaydı keşke. Oranın eğitiminin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Yabancı dili çok güzel verdiğini söylüyorlar. Çok iyi ilgilendiklerini söylüyorlar. Ama veremedik. Yani tabii ki bugün geldiğimiz noktada gitmiş olsaydı Furkan için en başta gösterilen şey ne olurdu? Cemaat okulunda okumuş. Ama niye okumasın ki? Zaten üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir yazmıyor muydu? Yani Berat Albayrak mesela Cumhurbaşkanı'nın damadı nerede okudu? Melih Gökçek'in çocukları nerede okudu? Bekir Bozdağ'ın çocukları nerede okudu? Şimdi onların çocukları orada okuyunca suçlu olmuyor da Melek Çetinkaya'nın parası olsaydı, maddi durumu iyi olsaydı, gönderebilseydi ben neden suçlu Peki olmuş örgüt para mı seviyor? olacaktım? Yani paralıların çocuklarını Özel okullar ama paralı. Bütün özel okullar şöyle böyle de bir ama. algı da var ama yani sizin gibi dar gelirli olan ailelerin zeki çocuklarını alıp işte askeri okullara sokup arkasından da istedikleri zaman darbe yaptırabiliyor diye de bir Bunun algı da delili var. var mı Hayır, var yani? yani abi, bu şöyle var. Yani bu da konuşuluyor işte dar gelirli çocukları. Konuşuluyor, her şey konuşuluyor ama Fatih Bey. Yani bir şey konuşuluyor diye o gerçek değildir ki. Bunun delilini ortaya koymanız lazım. Bugün benim çocuğuma mesela darbeci deniyor, hain deniyor, FETÖ'cü deniyor, terörist deniyor, soruları çaldı deniyor. Herkes her şeyi söyler. Ben de sevmediğim bir insan için PKK'lı derim, DHKPC'li derim, o derim, bu derim. Ben dedim diye bir insan PKK'lı olmaz, DHKPC'li Nasıl olmaz. olur? Yani delilleri ortaya İşte konur. yargı karar vermiş çocukla da ilgili Hangi çocuk? Benim çocuğumla ilgili Sultan mi? Beyli darbeye teşebbüs davasından müebbet almış mesela. Evet Şimdi ama yargı demiş ona da itibar etmiyorsunuz siz şu anda. Şu an adalet yok ki. Benden önce mesela bir programınız vardı. O beyefendi de adaletsizlikten yakınıyordu. Dosyaların yıllarca Yargıtay'da istinafta kaldığından bahsediyordu. Hatta kendinizle görüştünüz az önce. Çok güzel konuşuyordu. Gerçekten şu an kesinlikle Türkiye'de adalet yok. Adil bir durum yok. Bunu ben çocuğumun darbe sürecini anlattığımda anlayacaksınız. Dediğim gibi 10 Temmuz 2016'da biz çocuklarımızı hava harp Yani okulu. yargı da verse inanmıyorsunuz. Birisi de söylese inanmıyorsunuz siz. Hiçbir şekilde bu ülkede şu anda yok Hayır. mu diyorsunuz Şimdi yani? eğer ben çocuğumun masumiyetini ortaya koymuşsam ve yargı hala bunun üzerine müebbet vermişse elbette ki yargıya Peki kim güvenmem. istedi sizin çocuğunuza müebbet verilmesini?
edilmesini kim talep etti o zaman? Yani kim niye suçsuzken Taha Furkan? Bu arada Cuma günü gittiniz yani, öyle değil mi? Görüşmeye evet, de gittiniz. Kapalı görüş vardı. Kapalı görüş vardı. Nasıl yani, mesela içeriden bir yakınmaları var mı? İçeriden yakınmaları, yani belki bizi üzmemek adına bir şey söylemiyorlar ama söylemelerine gerek yok ki. 7 kişilik koğuşta 45 kişi kalıyorlar. 28 kişilik yemek veriliyor. Nasıl olabilir? Nefes alacak yer yok. Yani 7 kişilik koğuşta 45 kişi nasıl kalınır? Ziyaret edebilirsiniz Fatih Bey. Nasıl kalınabilir? Ben de bunu işte kalınamaz değil mi? Bir anne olmaz, olarak benim de vicdanım buna el vermiyor. Bu algıdır. Çünkü şundan dolayı algıdır. Yani ama gidip görebilirsiniz. Ama siz gördünüz mü? Evet. Nasıl? 7 kişilik koğuşta 42 45... kişi kalıyor. Biz açık görüşe gidiyoruz. 42-43 tane çocuk çıkıp geliyor. Görüyor mu 42-43 tane çocuk geldiğini? Ha, ama onların aynı yerde kaldıklarına da itibar ediyorsunuz yani. Ama şimdi şöyle. Bakın, mesela şimdi şöyle, C4 koğuşu diyor gardiyan burası. C6 koğuşu diyor burası. Gardiyanlar karıştırmıyor ki koğuşları yani, birbirine. Herkes kendi koğuşuna girip çocuğunu görüyor. Avukatımız gidiyor görüyor. İsterseniz siz de görebilirsiniz. Avukatlarınız varsa gidip onlar da görebilirler. Bir Ergenekon zamanında bir odada mesela bir kişi kalıyormuş. Şu an bizim bir kişilik odada 7 kişi kalıyor. Bir kişilik odada 7 kişi nasıl kalabilir? Ben ranzalarla kalıyorlar. Hayır, ranzalarla da kalsalar kalamazlar yani. Anladın ama mı? Kalıyorlar. Çünkü şundan, keşke sizin gibi düşünseler. Evet. Keşke sizin gibi düşünseler. Kalamaz dolayı, deseler şöyle, de bırakmasalar hayır, keşke. Hayır, şundan dolayı. Şimdi siz öyle ya da böyle bir algıya kurban gidiyor olabilirsiniz. Bir anne olarak ben yaşadığım bir şey anlatıyorum. Bir siz olarak, buna algı diyorsunuz. Hayır, nasıl anne, algı diyebilirsiniz? Şundan dolayı söylüyorum. Beni yalan söylemekle itham etmeyin Fatih Bey. Lütfen ben bir şey söylüyorsam kesinlikle delilim vardır. Ve avukatınız vardır mesela. Mutlaka tanıdığınız birileri vardır. Benim çocuğumu gitsin ziyaret etsin. İçeride girmek istediğini, ortamları nerede kalmak istediğini söylesin. Eminim ki izin verilecektir yani. Görsünler, ben yalan söylüyorsam da bunu yayınlayabilirim. Ben gittim ama oraya. Gittim gördüm. Yani can dün koğuşlara kadar girdiniz. Dün çocuklarımız kaç kişi kalıyorlar? Gittiniz gördünüz. Bizim çocuklarımız kaç kişi kalıyor koğuşlarda? Görmedim o zaman. O zaman Can Dündar'lar vardı orada gittiğim zaman. Can Dündar'ın koğuşunu ben nereden bileyim? Hayır. Benim çocuğum şu anda 7 kişilik koğuşta 42 kişi kalıyor. 42 kişi. Evet. 42 kişi kalıyor ve 28 kişilik yemek veriliyor. Çünkü koğuşun kapasitesi en fazla 28 kişi alıyor. Nasıl biliyor musunuz? Bir kişinin yatması gereken yerde ranza var. 3 kişi üst üste yatıyor ranzada. Bir ranza daha getirilmiş. 3 kişi de orada yatıyor. Ortada sadece çocukların hareket edeceği, oğlumun anlattığı yatağına geçeceği yer var. Oraya da yer yatağı atıyorlar. 7 kişi yatıyor yani bu şekilde. Her neyse, bunlarla zaman doldurmak hayır, istemiyorum. Ama, çocuklarımız darbeye teşebbüsten nasıl müebbet aldı? Hayır, zaman o zaman 1 saat 40 dakikayı bana verin. Ayasofya konusu bugün konuşulmasın. Bana istediğinizi sorun. Yani yine söyleyeyim çünkü zamanımız çok dar anladığım kadarıyla. Belki yarım saati gitti. 40 dakika mı program yapacağız? Ben daha hala çocuğumun Sultanbeyli'de ne yaptığını, ne ettiğini, mahkeme süreçlerini de anlatamadım. Siz yine sormak istediklerinizi sorun. Buyurun anlatın ama. Yani inşallah yani, bölmezseniz. Hayır, bölmezsem değil. Şimdi ben anlamaya çalışıyorum. Ya Fethullah Gülen'e hiçbir şey söyleyemeyen Melek Çetenkaya bugün çocuğunun masum olduğunu bana anlatmaya çalışıyor. Olamaz mı? Olamaz. Neden? Çünkü 15 Temmuz'u yaşadı bu ülke. Gördük. Yani siz görmedim ben Fethullah Gülen'i diyorsunuz. Gördünüz. Siz o gün neredeydiniz? 15 Temmuz'da neredeydiniz? Evimdeydim. Ne yaptınız? Yani ben evdeydim. Çıkmadınız sokağa. Çıkmadım evet. Niye? Ailem çıktı. O gün benim halamın kızının düğünü vardı. Biz düğündeydik. Düğün telaşı. Çok yorgundum ben. Zaten biz kınadayken bir haber geldi. Darbe teşebbüsünün olduğu, herkesin evine gitmesi gerektiği. Acil biz toplandık. İşte yeğenlerim, kuzenlerim toplu bir şekilde eve geldik. Televizyonu açtığımda benim darbe bildirisi okunuyordu. Hatta dedem kalktı böyle oturdu, dedi ki eyvah dedi, ülke 50 yıl geriye gitti. Ondan sonra işte yeğenlerim, kuzenlerim biz sokağa çıkıyoruz dediler. Yani ben çok yorgundum. O yüzden çıkamadım ama sabaha kadar oturduk, dua ettik. Vatanla milletin selameti için, bu ülkenin gerçekten 50 yıl geriye gitmemesi için. Kim yaptı onları mesela? Bugün ne düşünüyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili? Ya kimin yaptığını ben nereden bilebilirim ki? Ama işte söylemiyorsunuz. Benim ya. Çocuğum her yapmadı, ben onu biliyorum. Ben. Askeri öğrenciler yapmadı, ben bunu biliyorum. Yaslanın bu arada arkaya. Erler, arkada rahat göster. Erler yapmadı, hayır, ben bunu biliyorum. Merak ediyorum ben. Yani şimdi tamam, erler yapmadı diyorsunuz. Biz ilerleyemeyeceğiz galiba Fatih Bey. Ben anlatamayacağım. Anlatmayacaksınız galiba. Anlatacağım. Çünkü ben sizin programınıza çıkacağımı söylediğinde herkes dedi ki konuşamayacaksın. Niye? Çocuğunun masumiyetini anlatamayacaksın dediler. Anca. Fatih Bey seni konuşturmayacak dediler. Siz şu an onları haklı çıkartıyorsunuz. Nasıl yani? Lütfen izin verin. Ben
çocuklarımızın darbeye nasıl çıkartıldığını, mahkeme süreçlerinde neler yaşadıklarını anlatayım. Benim çocuğum 10 Temmuz 2016'da dediğim gibi Hava Harp Okulu'na gitti. Günlerden pazardı. Pazartesi, salı, çarşamba çadır hazırlıkları yapıldı. Çünkü Yalova kamp yerine gideceklerdi. Benim oğlum ilk defa Yalova kamp yerine gitmedi. 6. kez gitti. Işıklar Askeri Hava Lisesi'ndeyken de eğitim öğretim yılı bittiğinde her yaz çocuklar 3 hafta sırf askeri eğitim kampı alırlar. Her türlü zor şarta hazırlanırlar çocuklar. Yani okuldayken de kamptayken de girişte telefonlarını verirler komutanlarına, ancak izine çıkabilirler salırlar. Çadırlarda kalırlar, elektrikleri olmaz. Yani dağ başında bir kamp yeri düşünün yani. Çocuklar izole bir ortamda bu şekilde kamp yaparlar. İzmir Ali Ağa'da komutanlarının var, telefonları var değil mi? Evet, var. Yani komutanları FETÖ'cü olabilir mi mesela? Hiç ben bilemem. Ben kimsenin hakkına giremem. Bakın, Melek Hanım, biz Müslüman insanlarız. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. Bir insan diyor, bir şey yaparken gördüğünüzde hemen emin olmayın. 7 kere gözünüzü ovun. Ondan sonra iftira, kul hakkı çok ağır vebaldir gerçekten. Ben kimse için bu teröristtir, bu şöyledir, bu böyledir diyemem. Ama kendi çocuğumu sorarsanız benim oğlum terörist değildir. Benim oğlum darbeci değildir. Benim oğlum hain değildir. Bakın, benim oğlumu bana sorabilirsiniz. Onu ben doğurdum, ben yetiştirdim. Her şeyinden ben sorumluyum. Benim oğlum kesinlikle gerçekten vatan millet duygularıyla askeri okula girmiş, bu vatana millete hizmet etmek, yararlı işler yapabilmek için o okulda kullanılmış olabilir mi? Okumuş bir çocuk. Kullanılmış olabilir. Olamaz. Yani sizi de bilmeden, sizi de bilgilendirmeden kullanılmış olamaz mı? Olamaz. Çocuğumun kontrolü bendeydi çünkü. Benim çocuğum hafta sonu evine geliyordu. Biz birlikte gezmeye gidiyorduk. Yaz tatillerinde izine geldiğinde bizim Orhan Gazi'de, Bursa'da bir akrabamız vardı. Domates satıyorlardı mesela. Onlar o işi yapıyordu. Çocuk babama destek olayım, biraz para kazanayım diye babasıyla beraber kamyon tepesinde domates satmaya gidiyordu mesela. O yüzden çocuğumun kontrolü bendeydi. Kesinlikle ben bu tür... Peki size bir soru sorayım şimdi. Şunu merak ediyorum. Yani hangi anne benim çocuğum suçludur der. Der mi bir anne? Bilemem. Der mi? Yani hiç gördünüz mü bunu mesela? Bilemem. Ben... Çünkü şundan dolayı soruyorum. Yani ya siz tamam masum olduğuna inanıyor olabilirsiniz. Cezaevine gittiğimizde diyor anneler mesela. Benim oğlum diyor, neden yatıyor teyze diyorum veya abla diyorum işte. Cemaatin okulunda öğretmendi diyor, ondan yatıyor diyor. Yani sadece öğretmen olduğu için mi yatırıyorlarmış mesela? Öyle söylüyor. İşte öyle söylüyor. İnanıyor musunuz peki? Ben bunu bilemem. Bir Müslüman olarak inanıyor musunuz şimdi? Yani ne güzel söylediniz. 7 defa gözünüzü ovuşturacaksınız ki inanacaksınız. Şimdi ben de sizi niye davet ettim? Çünkü şundan dolayı. Yani sürekli ben size benzer durumda olan 5-6 kişiyi yayınlarımda ağırladım. Kemal Bey bunlardan birisi, Levent Bey bunlardan birisi, konuşamadılar ki. Mehmet Alkan bunlardan konuşamadılar birisi. Konuşamadılar ki. Aynı benim gibi konuşamadılar, anlatamadılar. Yani 40 dakika, bir saat boşu boşuna gitti. Hep gitme. Aynı şeyleri tekrar ede. Dön başa, dön başa. Ya tamam. Masum diyorsunuz siz, tamam. Benim çocuğum kesinlikle masum. Ben çocuğumdan %100 eminim. Da, ben kendimden de eminim. Yani, konuşalım ama yani benim buraya geliş gayem neydi? Sizin çocuğunuz ya da siz hiç FETÖ'cü oldunuz mu? Sordunuz, ben de bunun cevabını verdim. Değil dedim. FETÖ ablası oldunuz mu diye sormayayım mı yani ben? Sorun olmadım. Olmadım ama tanıdıklarım vardı. Bak bunu da açıkça söylüyorum ben size. Komşuluk yaptım diyorum ya. Özel eğitim kurumlarının genel müdürü benim üst komşumdu. Onlar taşındıktan sonra Asya Finans'ın halkla ilişkiler hukuk müdürüydü galiba. Onlar benim üst komşumdu. Onlar taşındıktan sonra kiralık daireydi. Hanefi Yıldırım Ergenekon'dan yatmış çıkmış. Çok severim kendisini de. Üst komşumdu. Yani herkesi tanıma fırsatı bulduk. Ama ben mesela Hanefi Bey... onlara sorduğunuzda onlar FETÖ'cüyüz diyorlar mı? Şu an görüşmüyor. Ha mesela yani diyorlar mıydı? O zaman da diyorlar mıydı? O zaman da biz FETÖ'cüyüz diyorlar mı? Yok, ben FETÖ kelimesini ilk defa 15 Temmuz'dan sonra duydum. Ha, ondan yani, önce? Ondan önce ben hiç duymadım. Yani cemaat deniliyordu. Herkes mesela takdir ediyordu. Türkçe olimpiyatlarına herkes koşa koşa gidiyordu. Hatta komşumuz bizi davet ediyordu. Ama tabii ben yani sadece Türkçe olimpiyatları değil, konser. Ben hayatımda konsere de gitmiş insan değilim. Öyle ortamlarda bulunmayı sevmiyorum ben yani. Ama gerçekten yabancı çocukların Türkçeyi öğrenmesi, çok güzel telaffuz edilmesi Türkiye adına güzel bir şey. Bu iş güzel ama kötü işler de yaptılar mı bilmiyorum. Ben bunu bilemem. Çocuğum kötü bir iş yaptı mı yapmadı mı bunu, ama işte bunu Melek, bilebilirim Melek ama. Melek Hanım çok güzel söylüyorsunuz.
Yani iyi yaptıklarını biliyorsunuz. Görüyorum iyi ama. yaptıklarını biliyorsunuz ama kötü yaptıklarını bilmiyorum diyorsunuz. Şimdi ben de ama burada şimdi ben bir komşuluk yaptığım şunu mesela komşuluk yaptığım dedim ya okulun müdürüydü diye. Ben onu elinde silah o gece darbe yaparken görmedim ki aa bak cemaat darbe yapıyor diye bileyim. Mesela Hanifi Bey Ergenekoncu. Ergenekon'u da bana sorabilirsiniz diye bir inanıyor musunuz? Bilmiyorum ki ben Hanifi Bey'i de cami bombalamakla itham edilmiş mesela adamcağız ki çok temiz bir insandı. Çok değer verdiğim bir insandı. Eşini de çok sevdim. Mesela başka bir programa çıkarıp Ergenekon'u savunan biri de Hanifi Bey şöyle değil miydi? Bilemem ki. Ben sadece komşuluk yaptım. İçin nasıl bilebilirim? Mesela bugün ben sizi de tanıdım. Gördüğüm kadarıyla iyi bir insansınız. Öbür türlü birisi bana dese ki Fatih Bey bana şöyle kötülük yaptı, böyle kötülük yaptı. Bilemem. Benim gördüğüm kadarıyla iyi bir insandı. Öyle değil mi? Ben evet. gördüğümü bilirim. Yani beni sağ olsun programına davet etti, bana konuşma fırsatı verdi derim. Kötülük yaptıysa o sizin aranızda. Evet. Ben peki, görmediğim bir kötülüğü nasıl... Tamam Furkan Çetinkaya ne diyor bugün içeride? Yani ben masumum diyor. Tabii ki ben masumum diyor. Ben kafamı... İstinaf bitti mi yani? Müebbet aldı. Yargıtay'a gitme aşamasındayız. Ha. Henüz Yargıtay'a gidemedik. İstinaf onayladı. Hı hı. Şöyle dediğim gibi bizim çocuklarımız bu akşam saat 10'da yat saatine geçiyorlar. Hı hı. Yattıktan bir yarım saat oluyor olmuyor acil bir durum alarmı veriliyor. Hı hı. Çocukların tam teçhizatlı çadırlar bölgesinde toplanması söyleniyor. Hı hı. Bizim çocuklarımız tam teçhizatlı çadırlar bölgesinde toplanıyorlar. Terör saldırısı olduğu söyleniyor. Hı hı. Daha sonra çocuklarımıza işte otobüsler gelmeye başlıyor. Yalova kamp yerindeler. Evet, Çınarcık'talar mı? Yalova. Yalova içinde. İçinde evet. Tamam. Yani tam Çınarcık onu bilmiyorum. Sonra otobüsler gelmeye başlıyor. Bizim çocuklarımızın zimmetli silahları var. Onları da almaları söyleniyor. 40'ar tane de mermi veriliyor. Terör saldırısı olduğu, Yalova kamp yerinin güvenli olmadığı, Hava Harp Okulu'na geri dönüş yaptıkları söyleniyor. Otobüse bin emri veriliyor. Bizim çocuklarımıza hani kanunsuz emri uydular deniyor ya. Bizim çocuklarımıza verilen tek şey bin emri. Otobüse bin emri. Otobüse bin emrini de benim oğlum 6 yıldır binlerce kez aldı. Yani otobüse bin emri kanunsuz bir emir değildir. Kampta kaç kişi var o anda? Kampta 700 kişi var ama darbeye katılan çocuk 331. Şöyle bizim okul komutanımız birkaç gün öncesinden çocukları geziye götüreceğim diyerek o bir otobüs firmasından otobüs kiralıyor. 15 Temmuz akşamı otobüsleri istiyor. Bizim çocuklarımıza da acil durum alarmı verildi. Hani diyorlar ya burası güvenli değil, terör saldırısı var. Yeşilköy Hava Harp Okulu'nun orası daha güvenli. Sizi oraya götürüyoruz dediklerinde hiçbir anormallik yok tabii ki bunda. Yani bizim çocuklarımız TSK'ya emanetti. Bu emaneti korumak zorundalar. Yani bizim içimiz o kadar rahattı ki ülkenin en güvenilir kurumu bana göre TSK'ydı. Ama bugün geldiğimiz noktada öyle olmadığını görüyoruz. Hı hı. Her neyse bizim çocuklarımız hazırlanıyor. Otobüslere biniyor. Ama bizim çocuklarımızın 10.30'da otobüsler gelmeye başlıyor. Gece 12.07'de Yalova kamp yerinin kamera kayıtları var. Bizim çocuklarımız Yalova kamp yerinden çıkış yapıyorlar. Bakın gece 12.07. Telefonları olmadığı için bizim çocuklarımızın hiçbir şeyden haberi yok. Kampın önünde çocuklarımızın güvenliği amaçlı bir polis ekibi bekliyordu. Mesela bu polis ekibi çocuklara saat 12.07'de elinde telefon olan, polis aracı olan, her türlü imkanı olan polisler darbenin olduğunu bilmiyor muydu? Çocuklarımıza çıkamazsınız, siz nereye gidiyorsunuz demiyor mesela. Hı hı. Yalova Valiliği saat 12.07'ye kadar darbeden haberi yok muydu? Neden Yalova kampiyerinin önüne de çöp kamyonlarını yığmadılar? Her yere yığdılar, kapattılar. Yalova Valiliği... Onların adamı olabilir işte yani. Kesinlikle Yalova Valiliği olabilir. Kapının önündeki polisler de olabilir. Olabilir yani. Kesinlikle katılıyorum size. Çok haklısınız. Onu bilmediğiniz halde katılıyorsunuz ama işte. Ama engel olmuyor ki işte. Bilmediğiniz halde katılıyorsunuz. Ama engel olmuyor. Anladım da bakın şimdi Melek Hanım. Olabilir diyorum. Bakın FETÖ'cüdür demiyorum yine. Işte, olabilir. Şunu anlamaya çalışıyorum. Darbeye engel olmadıysa bir insana ne dersiniz? Yani şunu anlamaya çalışıyorum ben. Yani öyle ya da böyle herkes bu örgüte girmiş olabilir. Olabilir, evet. Olabilir. Herkes girmiş olabilir. Ama herkes girmiş olan suçlu olabilir mi? Bilemem. Olmayabilir. O yüzden de yani siz tabii bir anne yüreğiyle, anne şefkatiyle hakikaten siz diğer çocukların da masum olduğunu düşünüyorsunuz hiç kuşkusuz değil tabii mi? Tabii ki. Öğrenci ya bunlar 19-20 yaşında ama, Hava Harp Okulu öğrencileri. Öyle diyorsunuz da yani 27 Mayıs'ta da öğrenciler var. 27 Mayıs'ın arkasından gelen darbelerde de
Hiçbir darbede askeri öğrenciler erler yargılanmamış. Bakın 80 darbesinde Hulusi Akar Üsteğmen'di. Bugün nasıl Milli Savunma Bakanı oldu? Binali Yıldırım 80 darbesinde Asteğmen'di. Nasıl başbakan oldu? Hani darbeciler haindi, teröristti. Neden Hulusi Akar'ı Milli Savunma Bakanı yaptılar? Başarılı olunca yargılamıyorsunuz. Başarılı olmayınca yargılıyorsunuz. Ben mi yapıyorum? Biz mi yapıyoruz? Kimse, biz kimiz? Kimse o. O öğrenci de olabilir, asker olabilir, er olabilir. Ona hiç fark etmez. O zaman size göre Hulusi Akar hain midir? Hayır, onu öyle, terörist öyle, midir? Öyle bir şey olmaz. Şimdi bu neden olmaz? Darbeye kalkışmış ama darbeyi yapmış, içinde bulunmuş. Teğmen olarak. Evet, ne yapmış, Teğmen. Ne yapmış mesela? Darbeye katılmış işte. Ne yapmış mesela? Ne yaptığını bilmiyorum. Darbeye katılmış. Komutanları darbeye gidiyoruz nerede demiş demek ki. Nerede? Darbeye çıkmış. Karşı durmamış mesela. Niye komutanlarının elinde silahı da varmış? Bizim çocuklarımız öyle diyorlar ya. Hı-hı. O gün darbeye kalkışan komutanları niye vurmamış? İşte şu. Necip Kibar Başbakan'ın avukatı bizim çocuklarımıza öyle dedi mesela. Niye olay yerine geldiğinizde komutanınızı vurun? Bir insanı vurmak bu kadar kolay mı? 13 yaşından beri ona emanet edilmişsiniz. Hı-hı. Sizin gece gelmiş üstünüzü o örtmüş. Karnın aç mı tok mu diye o sormuş. Hastalandığında başında o beklemiş. Annen baban yok. Sana anne baba olmuş ve bu komutanları kendi tercih etmemişler. TSK kendi atamış. O komutanları ana bilmişler, baba bilmişler. 13 yaşında bu çocuklar. Bir gün bu çocuklara terör saldırısı var. Burada güvenli değilsiniz. Can güvenliğiniz yok. Sizi Hava Harp Okulu'na götürüyoruz dediklerinde neden şüphelenmelerini bekliyorsunuz? Evet, bizim çocuklarımız otobüslere biniyorlar. Benim oğlum diyor ki anne polisler engel olmadı. Yalova Valiliği engel olmadı. Biz kamptan çıkıp bakın 12.07'de çıkıyor çocuklar Yalova kamp yerinden. Hı. Çıkıp Osman Gazi Köprüsü'ne gelinceye kadar diyor birçok polis noktasından geçtik. Ama hiçbir polis bize durun nereye gidiyorsunuz demedi. Bakın aynı zamanda İzmir'de de Karacı çocuklar kamptaydı. İzmir'deki çocukları da darbeye diye demek ki çıkartıyorlar tam teçhizatlı. İzmir polisi kimi Menteş'ten o çocukları şimdi kimseyi kendi, suçlamıyorum kendi oğlumun masumiyetini tamam, anlatıyorum. Bakın o polisler çocuklara soru sormaktan anlatamıyorum ki sorun ama ben biraz anlatayım. Anlatıyorsunuz. Bakın şimdi ben diyorum ki yani o İzmir'deki Karacı öğrencileri neden geri çevirdi oradaki polis? Bakın o çocuklar da bizim çocuklarımız gibi otobüse bindiler, yola çıktılar ama polisler darbe oluyor geri dönün dediğinde o çocuklar geri döndü. O çocuklar yargılanmadı ama siz beni dinleyecek misiniz? Zamanımız doluyor. Dinlemeyeceğim. Böyle de konuşursanız dinlemeyeceğim. Çünkü çok basit. Fethullah Gülen'e gelince tek cümle etmeyen Melek Çetinkaya, Hulusi Akar'a gelince darbeci diyebiliyor. Ama katıldığı için söylüyorum. Ama bakın Binali Yıldırım Başbakan diyor ki diyebiliyor. 80 darbesinde Asteğmen'dim diyor. Ben ta Furkan Çetinkaya'nın bir Hava Harp Okulu öğrencisi olarak masum olduğunu burada ekranlarda anlatılsın istiyorum masumsa. Anlatılsın evet, istiyorum. Anlatmaya ama ben, çalışıyorum. Hayır, ama ben anlayamıyorum. Ben anlayamadıktan sonra bu izleyici yani sizin bu tavrınızı görünce bu izleyici nasıl masum olduğunu anlayabilir? Şöyle yapacağız. Halkın ne düşündüğünün ne yaptığının önemi yok. Bakın bizim mahkemelerimiz kuruldu. Önemi yok. Halkın ne dediğinin hiç önemi yok. Çünkü yani ben masum olduğumu biliyorum. Anladım da yani. Ben masum oldum. Benim vicdanım. Mahkemelerin önemi yok demiyorum. Bizim mahkemelerimize gelin hainlerin cezalarını verelim diye otobüs insan taşıdılar. Hain olduğunu ne biliyorsunuz? Mahkeme kuruldu. Mahkeme görülecek, şöyle, ispatlanacak, şöyle, delillendirilecek. Şöyle. Ondan sonra delillendirdiniz mi? Ateş ederken gördünüz mü? Herhangi bir çocuğun veya benim oğlumun silahından bir mermi çıkmış mı? Birini vurmuş mu? Balistik raporuna baktınız mı? Silahındaki 40 mermi 40'a 40 duruyor muydu? Bunlara bakarsınız hainliymiş değilmiş. Ondan sonra ne ceza veriyorsanız verirsiniz. Evet, daha mahkeme yeni kurulmuş. Daha hakim bey dinlememiş. Yeni çocukları dinlemeye çalışıyor. Oradan bir insan kalkıyor diyor ki Allah belanızı versin. Darbeciler, hainler 19 yaşındaki çocuktan darbeci olur mu? Olur mu? Necip Kibar diyor ki siz diyor zeki çocuklarsınız diyor. Darbeyi nasıl anlamadınız? Darbeyi nasıl anlamadınız diyor. Hulusi Akar niye anlamamış böyle peki darbenin olduğunu? Melek Hanım böyle devam etmeyeceğim. Yani bak süremiz var böyle devam etmeyeceğim. Tamam buyurun. Yani böyle yani ben anlayamıyorum ki. Yani ben anlayamıyorum. Anlamak istemiyorsunuz bence. Hayır anlamak istemiyorum bence. Değil. Siz, anlamak istemiyorsunuz. Siz, herkes sizin siz, gibi düşünsün hayır, istiyorsunuz. Siz, benim gibi bakın bizi milyonlarca insan izliyorsa herkes sizin gibi de düşünmek zorunda hayır, değil. Benim gibi de düşünmek zorunda değil. Bırakın ben anlatayım. O gece ne olmuş ne bitmiş. İsterlerse siz benim çocuğumun. Orada değilsiniz ama anlatıyorsunuz. Ama orada kamera kayıtları ama orada, var. Ama Pensilvanya'yı bilmiyorsunuz kamera mesela. Kamera kayıtları var. Pensilvanya'yı bilmiyorsunuz mesela. FETÖ'cüleri bilmiyorsunuz. Onların darbeci olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ama bilmediğiniz birçok şeyi olmadığınız birçok
yerdeki olayı sanki siz oradaymışsınız gibi rahatlık ve kolaylıkla geliyorsunuz. Görüntüleri var çünkü. Şöyle yapıyoruz Melek Hanım. Görüntüleri Melek var Hanım, çünkü. Şöyle yapıyoruz. Bakın akşam ben sizin WhatsApp videonuza ne attım? A Haber bizim çocuklarımızı kahraman askerler diye haber yaptı. Bizim mahkememize Cumhurbaşkanı'nın avukatı Ahmet Özcan katıldı. Mutlaka ki dosyamıza vakıf katıldığına göre. Dedi ki 80 darbesiydi ya da 28 Şubat süreciydi, yanlış olmasın. Biz de vatana millete küstürüldük dedi. Gelin bu çocukları küstürmeyin. Bu çocukları tahliye edin. Bu çocuklar masum dedi. Başbakanlık adına katılan Necip Kibar'a sorduğumuzda Necip Bey çocukların iddianamesinde ne var? Biz mi bilmiyoruz? Hani avukatlar mı bize söylemiyor? İddianameniz boş. Hiçbir şey yok. Çocuklar bu mahkemenin sonunda beraat ederler dedi. A Haber bizim çocuklarımızı kahraman askerler diye haber yaptı. Yani bizim çocuklarımızın masumiyeti daha nasıl açıklanabilirdi ki? Bizim çocuklarımız darbe olduğunu öğrendiğinde, Sultanbeyli'ye geldiğinde halkla beraber İstiklal Marşı okuyorlar. Halk en büyük asker bizim asker tezahüratı yapıyor. Sultanbeyli'de ölü yok, yaralı yok. Askerler gidiyorlar, görüş değiştirip geri geliyorlar diyor Melek Hanım. O videoya da komutanlarla baktım. Komutanlarla konuşuyorlardır. Gönderdiğiniz videoya da baktım. A Haber bakmadan mı yayınladı o zaman bunu? Hayır, yazıyor zaten orada. Önce darbe yapmak için geliyorlar, sonra bakıyorlar ki darbede başarılı değil diğerleri. Daha o yüzden saatler gidiyorlar, ama nasıl başarılı olup olmadığını anlıyorlar. Evet, Melek Çetinkaya, çok teşekkür ederim. Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Sultanbeyli darbeye teşebbüs davasından müebbet aldı. Osman Gazi İlk Köprüsü'nden geçerken de köprünün parasını Melek ödediler. Çetinkaya'yı ağırladık. Şimdi karayolları kanununu çiğnemeyen çocuklar darbeye teşebbüs mü etti? Karayolları kanununu çiğnemeyen çocuklar darbeye teşebbüs etmiş olabilir mi?